Merhaba arkadaşlar, TUNAF'ın eğitim kurumları olarak hazırlamış olduğum video coğrafya dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar, göçler. Evet arkadaşlar, bir göçleri önce bir tanımlayalım. Göç ne demek? Göç arkadaşlar, insanların yaşadığı bölgeyi sürekli ya da geçici olarak terk edip farklı bir yere yerleşmelerini biz göç olarak nitelendiriyoruz. Yani sürekli yerleşme ya da geçici yerleşme. Bulunduğu yerden farklı bir yere gidip oraya sürekli ya da geçici bir şekilde yerleşmeye biz göç adını veriyoruz. Şimdi göçü ana olarak iki kısımda incelediğimiz zaman iki başlığa önce bir ayıralım. Sonra alt başlık olarak da nitelendirdiğimiz bazı ifadeler var. Onlara da geleceğiz. İç göç ve dış göç olarak iki kısımda incelediğimizde İç göçü şöyle tanımlıyoruz. İç göç, ülke içerisinde yapılan göçler olarak nitelendirebiliriz. Burada ülke nüfusu ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Şimdi önemli olan ifade bu. İç göçlerde ülke nüfusu ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Çünkü grafik sorularında iç göçle ilgili verildiği zaman orada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Miktar değişmiyor. Şimdi burada şöyle bir şey daha ifade edebiliriz bir genelleştirme olarak. Genel olarak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç göç yaygın olarak görülüyor. Şimdi neden bu şekilde bir ifade var? Çünkü gelişmiş ülkelerde şöyle bir durum var. Bölgeler arası gelir düzeyleri yaklaşık aynı. Ama gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehirler arasında, bölgeler arasında ekonomik anlamda ciddi şekilde farklar meydana gelebiliyor. O yüzden daha az gelişmiş yani imkanı kötü olan yerlerden biraz daha imkanı iyi olan yerlere bir göç dalgası olabiliyor. Bu iç göç olarak özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde. Ama bir bakalım dış göçü bir inceleyelim şimdi. Ülke nüfusu burada ne yapıyor arkadaşlar? Değişir. Şimdi nasıl değişir? Burada iki tarafta değişiyor. Göç veren de ülke nüfusu değişiyor. Göç alanın da ülke nüfusu değişiyor. Burada ise arkadaşlar genel olarak gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir hareket görebiliyoruz. Bu dış göçte. Şimdi buradaki olayımız şu. Gelişmemiş ülkeler niye gelişmiş ülkeleri tercih ediyor? Çünkü ekonomik imkanlar var, iş var. Bu yüzden tercih sebebi olabiliyor. Son günlerde baktığımız zaman arkadaşlar özellikle savaşlardan sonra özellikle baktığımız terör olaylarından sonra yine dış ülkelere doğru bir göç algılayabiliyoruz. Genelde gelişmemişten gelişmiş ülkeler olarak bir hareket olarak nitelendirebiliriz bunu. Şimdi gelişmiş ülkelerin de aslında bir noktada kendi işlerine de gelebiliyor bu durum. Çünkü neden? Bir, nitelikli iş gücü istiyorlar gelişmiş ülkeler. Özellikle günümüz için konuşuyorum. Nitelikli yani ne yapıyor? Senin bir vasfın olacak. Eğer o vasfın varsa gelişmiş ülkeleri ne yapıyor? Kendi imkanlarında değerlendirebiliyor. Ama 1960'lı yıllara bakalım özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu özellikle dış göç algısı oluşmaya başladı. Gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden bir inşa hareketi başladı. Özellikle Avrupa'da, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde bu bölgeler dışarıdan işçi göçü almak durumunda kaldı. Örneğin Almanya'ya yapılan Türk göçleri 1960'lı yıllarda yapılan göçler olarak bunu nitelendirebiliriz dış göç olarak. Şimdi daha sonra bu iki kavram ana kavramdan sonra bir alt kavramlarımız var. Şimdi bunları bir değerlendirelim. Sürekli göç ne demek arkadaşlar? Başka yere tamamen yerleşmek için yapılıyor. Yani buradaki olayımız ne? Artık sen terk ediyorsun bulunduğun bölgeyi başka bir yere artık burada yaşamak için göç ediyorsun. Peki geçici mevsimlik göç ne demek? Geçici ise arkadaşlar şöyle nitelendirebiliriz. Yani başka bir yere niçin gidiyor geçici olarak? Bunu şöyle yazalım. Örneğin tarım için gidiyor geçici olarak. Hayvancılık faaliyeti için gidiyor. Ya da turizm faaliyeti için gidiyor. Biz bunlara geçici yani mevsimlik göç olarak nitelendiririz. Örneğin Adana'da pamuk toplamak için gidiliyor. Rize'ye çay toplamak için gidiliyor. Ege bölgesine zeytin toplamak için gidiliyor. Belli bir süre kendi bulunduğu yeri terk ediyorsun, çalışmak için oraya gidiyorsun. Ya da hayvancılık faaliyeti yaz aylarında özellikle Doğu Anadolu'da arkadaşlar baktığınız zaman
yaylalara çıkıyorsunuz yaz aylarında. Belli bir süre Akdeniz'de de aynı şekilde geçiriyorsunuz. Hayvancılık faaliyeti yapıyorsunuz. Belli bir zaman diliminde bulunduğunuz yerden farklı bir yerde yaşıyorsunuz. Turizm için de aynı şey geçerli. Ne yapıyorum arkadaşım? Benim yazlığım var. Diyelim iş imkanım da durumda elverişli. 3-4 ay Ege sahillerine, İstanbul'da ya da Ankara'da yaşıyorum. Ege sahillerine, Akdeniz sahillerine giderek orada zamanımı geçirebiliyorum. İşte bunlara biz geçici mevsimlik göç olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bu göçler içerisinde gönüllü ve zorunlu olarak yapılan göçler var. Şimdi kişinin kendi isteğine bağlı olarak yapıyorsan göç arkadaşım sen gönüllü göç. Mesela turizm için gittim gönüllü göç, tarım için gittim, çalışmak için gittim gönüllü göç. Ama bir de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Zorunlu göç var. Yani şartlar seni bu göç yapmaya zorlamış. Mesela nedir arkadaşlar? Kişinin kendi isteğiyle yaptığı göçleri gönüllü göç dedik. Zorunlu göç için savaş örneğin, mübadele, doğal afetler gibi nedenlerden. Peki zorunlu göçlerden neden olabiliyormuş arkadaşlar? Savaştan dolayı olabiliyormuş. Mübadele. Şimdi mübadeleyi biraz sonra açıklayacağız arkadaşlar. Yani şöyle bir şey ve devletlerin anlaşmasıyla meydana gelen göçler olarak nitelen. Biraz sonra teferruatlı göreceğiz onu. Ya da arkadaşlar doğal afet. Bundan dolayı arkadaşlar zorunlu göçler yapılabiliyor arkadaşlar. Peki bunları genel bir kavramsal olarak göçleri nitelendirdikten sonra biraz da insanlar niye göç eder? Bunu beraberce bir tartışalım arkadaşlar. Göçler nedenleri. Şimdi göçlerin nedenleri olarak arkadaşlar iki ana başlıkta ben bunu görürüm. Öncelikle bir çekici faktörler vardır ya da itici faktörler vardır göçe sebebiyet veren. Önce bir çekici faktörleri biraz inceleyelim. Çekici faktörler örneğin doğal nedenlerden başlayalım. Sizin bulunduğunuz X yöresi doğal şartlar bakımından sıkıntılı. Kuraklık yaşıyorsunuz, topraklarınız verimsiz, iklimsel şartlarınız elverişli, su probleminiz var, dağlık bir bölgedesiniz. Nereye doğru oradaki kırsalda yaşayan özellikle insanlar nereye doğru göç etmek isteyecek? Su kaynaklarının yoğun olduğu yerler, iklim şartlarının elverişli olduğu yerler, verimli topraklar bulunan, sade yer şekillerinin olduğu yerlere insan ne yapmak istiyor arkadaşlar? Göç etmek istiyor. Bu doğal nedenin çekici nedenleri. Peki sosyal nedenlere bakalım. İşte bu sosyal nedenler ise arkadaşlar ülkede özellikle gelişmişlik düzeyi arttıkça eğitim ve sağlık hizmetlerini daha iyi alabilmek için bulunduğu yerden daha farklı bir yere göç etmek istiyor. O bölgenin çekici bir faktörü. Daha iyi bir yaşam arzusu istiyorsun sen ekonomik anlamda. Çalışmak istiyorsun, daha çok para kazanmak istiyorsun. Bu nedenler o bölgenin sana çekici hal almasına sebebiyet veriyor. Peki ekonomik nedenlere bakalım. İş imkanı var. Bir çekici neden. Ticaret canlı, turizm var, ulaşım gelişmiş arkadaşlar. Bu bölgeler sizi çekici olarak kendine cezbediyor. Siyasi nedenler, barış ve huzur var o bölgede. Diyorsunuz ki ben burada çok ciddi sıkıntılar yaşadım, huzursuzluğum kaçtı, burada terör olayları var. Türkiye için konuştuk mesela Doğu ile ilgili bir dönem yaşadığımız olay. Daha batıda bulunan şehirlere barış ve huzur için ne yapıyor arkadaşlar? Göç etmek durumunda kalıyor. İşte bunlara biz çekici faktörler olarak nitelendirebiliyoruz göçler için. Peki bir de itici faktörler var. Aslında bunların tersi. Örneğin doğal nedenler. Erozyon var arkadaşlar. Toprak kaybediyorsun. Verimli toprağın gidiyor. İklim şartları sıkıntılı. Kuraklık yaşamaya başladın. Depremler meydana geldi arkadaşlar. Bütün evlerin yıkıldığı yani çok ciddi sıkıntılar yaşadın. Heyelanlardan dolayı problemler yaşıyorsun. Sel felaketleri bunlar senin bulunduğun yerden göç etmene sebebiyet veren itici faktörler olarak karşıma çıkıyor doğal nedenler olarak. Peki sosyal nedenler güvenlik endişen var. Hızlı bir nüfus artışı var. Tarım alanları daralıyor. Kırsal bölgede ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacaksın belli. Kan davaları arkadaşlar bunları da biz sosyal nedenler olarak nitelendirebiliyoruz. Peki ekonomik nedenlere baktığın zaman işsizlik var bulunduğun yerde. Tarımda makineleşme bakın bu önemli sorular da çok çıkıyor. Bir bölgede tarımda makineleşme başladığı zaman o bölge kırsalında yaşayan insanlar göç vermeye başlıyor. Sebep şundan dolayı tarımda makineleşme insanların yapacağı bir işi 10 kişilik yapacağı bir işi bir makine halledebiliyor. O yüzden insanlar işsiz kalabiliyor. Miras, ekonomik nedenler. Çünkü neden? Tarım alanların bölünmeye başlıyor. Miras problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Senin
göç etmene sebebiyet veren itici faktörler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki geçmişten günümüze doğru geldiğimiz zaman büyük göçlere bakalım, ne tür göçler varmış? Örneğin Türklerin Orta Asya'dan bir göçü var. Bunu tarih dersinde çok işledik. İşlemişsinizdir. Biz de işledik vaktiyle. Peki ne demek Türklerin Orta Asya'dan göçü? Buna sebebiyet olan sıkıntılar var. Örneğin bunlardan birincisi tarım alanlarının verimsizleşmesi. Bu birinci bir etken olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Otlakların azalması. Kuraklık. Bakın tarım alanların verimsizleşmesi, otlakların azalması, kuraklık arkadaşlar. Hayvan hastalıkları. Hastalıkların ortaya çıkması ve arkadaşlar Çin baskısı. Şimdi bu etkenlerden dolayı arkadaşlar Türkler Orta Asya'da ne yapıyor arkadaşlar? Bir göç dalgasına harekete geçiyor arkadaşlar. Kuzeye doğru hareket eden kısım arkadaşlar Sibirya taraflarına doğru bir göç hareketi oluyor. Güneye doğru hareket eden Orta Asya'da yaşayan Türkler Hindistan ve Afganistan çevresine yerleşiyor. Doğuya doğru hareket eden Çin ve Uzak Doğu ülkelerine doğru gidiyor arkadaşlar. Peki batıya doğru gidenler iki kısımdan bakıyoruz. Hazar Denizi kuzeyinden gidenler Avrupa'ya doğru bir hareket söz konusu. Güneyinden hareket edenler Irak, İran ve Anadolu'ya doğru bir göç hareketi yapmış oluyor arkadaşlar. Peki bir diğer bir göçe bakalım arkadaşlar. Kavimler göçü. Şimdi kavimler göçü bir önemli bir göç. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Çünkü tarihin en büyük kitlesel göçü arkadaşlar. Tarihin en büyük kitlesel göçü Türklerin batıya doğru arkadaşlar ne yapıyor? Önündeki kavimleri arkadaşlar sürüklemesi. Türklerin batıya doğru yapmış olduğu göçün önünde bulunan kavimleri sürüklemesi arkadaşlar. Bu tarih olarak arkadaşlar 4. yüzyıla ne yapmakta arkadaşlar? Denk gelmekte olduğunu görüyoruz peki. Peki arkadaşlar bu kavimler göçünü biraz daha inceleyelim. Kavimler göçünün nedenlerine bakalım. Klasik yine çünkü Türklerin bulunduğu bölgelerde ki en büyük sıkıntı iklimsel problemler, kuraklık, salgın hastalık, toprakların verimsizleşmesi ve kavimler arası mücadele bu göçe ne yapıyor arkadaşlar? Sebebiyet veriyor. Peki sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Kavimler göçünün sonucunda Avrupa'da arkadaşlar yeni bir ırk ortaya çıkıyor. Etnik yapı değişiyor Avrupa'nın. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor arkadaşlar. İlk çağ kapanıyor ve orta çağ arkadaşlar ne yapıyor? Başlamış oluyor arkadaşlar. Aslında bu konular arkadaşlar tarih derslerinde işlediğiniz konular bunların hepsini arkadaşlar tarih dersinde gördünüz ama bizim de konumuzla ilintili olduğundan dolayı burada bahsediyoruz. Peki yeni dünyaya göçler. Peki yeni dünya deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Yeni dünya deyince arkadaşlar özellikle arkadaşlar Amerika. Yalnız bu Amerika hem Kuzey ve Güney Amerika olarak nitelendirdiğimiz göçler. Coğrafi keşiflerle birlikte başlıyor arkadaşlar. Amerika'nın kıtasının keşfiyle bu yeni dünyaya göçler ne yapıyor arkadaşlar? Başlıyor. Bu yeni dünyaya göçlerin başlamasındaki en büyük sebep o zaman ne olarak karşıma çıkıyor? Coğrafi keşifler. Peki bu yeni dünyaya kıtasına göçlere baktığımız zaman örneğin İngiliz ve Fransızlar Kuzey Amerika'ya doğru yerleşme görüyoruz. İspanyollar ve Portekizler Güney Amerika'ya yerleşme görüyoruz arkadaşlar. Peki bunun nedenleri var. Peki neden arkadaşlar yeni dünyaya göçü sebebiyet veren nedenler ne? Örneğin Avrupa'da siyasi baskılardan kaçmak istiyorlar insanlar orada. Çünkü o dönemlerde baktığınız zaman arkadaşlar Avrupa'da çok ciddi sıkıntılar var. Dini inançlarını özgürce yaşama isteği var. O dönemde hatırlıyorsunuz arkadaşlar kadınları diri diri yakıyorlar. Ciddi sıkıntılar var. Macera. Adam maceraya atılmak istiyor. Bir neden? Ülkelerin kendini tanımayan fırsatlardan yararlanmak istiyor. Mesela bu dönemde arkadaşlar tarih derslerinde de işlemişsinizdir. Yani buradaki o dönemde o hapiste yaşayan suçlular dahil olmak üzere arkadaşlar bu yeni dünyaya göçle bir macera için, yeni imkanlar için, fırsatlar için
herkes göç etmiş. Tabii bunun belli sonuçları da var Amerika kıtasında. O ayrı bir konu, o tarih dersinde daha teferruatlı işlenebilir. Peki arkadaşlar, devam edelim. Şimdi gelelim karşımıza çıkan mübadele göçleri. Şimdi mübadele göçlerine baktığımız zaman arkadaşlar, bu da önemli. Çok fazla karşımıza çıkan sorularda, testlerde, sınavlarda bir mübadele göçü var. Peki mübadele göçü ne demek? Karşılıklı anlaşma ile ülkeler arası, ülkeler arasında arkadaşlar nüfusun, bakın bu önemli, zorunlu değişimi. Şimdi buradaki kavram şu: zorunlu, yani isteğe bağlı değil. İki ülke anlaştıktan sonra arkadaşlar bu göçü yapmak durumunda kalıyorsunuz. Mübadele göçlerini aslında bir siyasi bir göç olarak da ne yapabiliriz? Nitelendirebiliriz. Peki örnekleri var mı mübadele göçlerinin? Tabii ki var arkadaşlar. Örneğin Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış. Peki nasıl bir şartla yapılmış arkadaşlar? Örneğin Türkiye'de bulunan, İstanbul'da bulunan Rumlar dışında ve Batı Trakya'da bulunan Türkler dışında, Rumlar ve Türkler Yunanistan ve Türkiye arasında yer değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi bunun çok ciddi sıkıntıları da görülmüş arkadaşlar, bu yer değiştirme sıkıntısında. Yani iki ülke arasında yaşayan insanlar kendi yaşadıkları bölge topraklarını terk ediyorlar. Giderken yolda büyük problemler yaşıyorlar. Kendi mülklerini satmak durumunda kalıyorlar. Hem Türkler hem Yunanlar arasında da ciddi sıkıntılar da oluşturmuş olan bir göç arkadaşlar. Peki bunun dışında başka ülke yapmış mı? Yapmış arkadaşlar. Romanya ile arkadaşlar Bulgaristan'da bir dönemde bu mübadele göçünü gerçekleşmiş. Karşılıklı iki ülke anlaşma yapıyor. Bu siyasi bir göç, bir zorunlu bir göç ve nüfuslar yer değiştiriyor. Tabii o şartlar içerisinde nerede bulunacakları anlatılıyor. Mesela bu mübadele göçlerinde Türkiye'de ve Yunanistan arasında yapılan da şöyle bir kavram çıkıyor. Türkiye'de bulunan, özellikle İstanbul'da bulunan Rumlar dışında ve Batı Trakya'da bulunan Türkler dışındaki nüfus değişiyor. Romanya ve Bulgaristan'da arkadaşlar aynı şekilde bir göç nitelendirmiş diyoruz. Peki beyin göçü. Şimdi beyin göçü nasıl tanımlıyoruz? Nitelikli insan gücünün çeşitli nedenlerden dolayı gelişmiş bir ülkeye. Şimdi buradaki olayımız şu: gelişmiş ülkeye doğru bir hareketi var. Göç ediyor. Göç eder. Şimdi niye gelişmiş ülkeye doğru bir göç hareketi var? Şundan dolayı arkadaşlar, niteliklisin sen. Nedir? Bir bilim adamısın. Ya da eğitim için yabancı bir ülkede okuyorsun, doktora yapmak istiyorsun. O bölgedeki yaşadığındaki imkanlar çok daha fazla. Sana çok daha maaş veriyor, artı laboratuvar imkanları veriyor. Yeni buluşlar için imkanlar sarf edebilecek ortam hazırlıyor. Cazip hale geliyor. Ve o yüzden nitelikli iş gücü dediğimiz kısımda beyin göçlerimiz bu şekilde farklı bölgelere, farklı gelişmiş ülkelere gidebiliyorlar arkadaş. Biz buna beyin göçü diyoruz. Şimdi en çok beyin göçü veren ülkelere bakalım. Hindistan, Çin, Pakistan, Filipinler, Cezayir, Tunus, İran, bunlar dünyada başı çeken ülkeler. Göç veren, beyin göçü veren ülkeler arasında. Özellikle Hindistan, Çin olarak baktığımız zaman. Peki alan ülkelere bakalım, beyin göçü alan ülkelere. Özellikle ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler göç alan ülkeler. Şimdi şuradan bir örnek verelim hemen. Az çok herkes duymuştur. NASA'da çalışan Türklerden bahsedilir. İşte Microsoft'ta çalışan Hintlilerden bahsedilir. Çok fazla arkadaşlar dışarıdan beyin göçü almış Amerika Birleşik Devletleri. Bunları ne yapıyor arkadaşlar? Ekonomik şartlar veriyor, belli laboratuvarlar veriyor ve çalışmalarına fırsatlar tanıyor. O yüzden de o insanlar orada yaşamlarını orada devam edip oradaki imkanlardan yararlanıyor arkadaşlar. Peki gelelim işçi göçlerine. Yine bir göç çeşidinden bir tanesi işçi göçü arkadaşlar. Şimdi işçi göçü şöyle nitelendirelim. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında bu işçi göç kavramı çok ciddi şekilde artmış. Neden? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar özellikle Avrupa'da yıkılmış, tekrar baştan başlama bir dönemi sarf edilmiş. Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika,
baştan bir inşa dönemi ortaya çıkmış. Zaten savaşta çok ciddi nüfus kaybetmişler. Ve dışarıdan ne yapıyorlar arkadaşlar? Bir göç, inşası döneminde bir göç dalgası ortaya çıkıyor. Mesela bu işçi göçlerini biz en yakından tanıyan bir ülkeyiz. Almanya'ya 1960'lı yıllarda, bakın Almanya'da sadece Almanya değil, o dönemde Hollanda'ya da gidilmiş, Belçika'ya da gidilmiş, Fransa'ya da gidilmiş ama Almanya ağırlıklı olarak gidilmiş Türkiye'den. O dönemde işçi olarak birçok insanımız ne yapmış arkadaşlar? Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelere göç etmiş. Neden göç etmiş arkadaşlar? Çünkü sebebi şu, karşı tarafın da bir ihtiyacı var, senin de bir ihtiyacın var. Karşı tarafın ihtiyacı şu, işçi gücü, çalışacak adama ihtiyacı var. Senin ihtiyacın ne? Ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyorsun. Daha iyi şartlar peşinde koşuyorsun. Daha fazla para kazanmak istiyorsun. O yüzden de arkadaşlar ne yapıyorsun? Göç etmek durumunda kalınmış. Peki Türkiye'den Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerine yapılan işçi göçlerine baktığımız zaman arkadaşlar, örneğin bunun nedenlerinde hızlı nüfus artışı karşıma çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bu dönemlerde 1960'lı yıllarda hızlı bir nüfus artışı var. Kişi başına düşen milli geliri azalıyor. Ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. İşsizlik artmış arkadaşlar, özellikle bu dönemlerde. Gelir dağılımında dengesizlikler ortaya çıkmış arkadaşlar. Kırsal kesimde gelirin çok düşük olması bir etken olarak karşıma çıkmış arkadaşlar. İşte bunlardan dolayı arkadaşlar işçi göçleri gerçekleşmiş diyoruz Türkiye'de arkadaşlar. Peki gelelim göçlerin sonuçlarına. Göçlerin sonuçlarına baktığımız zaman arkadaşlar, örneğin iç göçün sonuçları var, dış göçün sonuçları var. Bunları beraberce bir tartışalım. Örneğin iç göç demiştik neydi? Ülke sınırları içerisinde yapılan bir göç olarak nitelendirmiştik. Ülke nüfusu ne yapmıyordu? İç göçlerde değişmiyordu. İç göçün sonuçlarına baktığımızda nüfus ülke içinde dengesiz dağılır. Evet, çünkü neden? Bir dengesiz dağılma var. Çünkü bir yere yatırım yapacaksınız siz. Ülkedeki bakın yatırımlar da problem uğramaya başlar. Çünkü bir bölgeye yatırım yapacaksınız, ona göre bir pay ayırıyorsunuz ama burada bir göç dalgası olduktan sonra yine bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Çarpık kentleşmeler ortaya çıkabiliyor. Çünkü göç alan yerlerde gece kondulaşma, çarpık kentleşmeler, ulaşım altyapı sonuçları, sıkıntıları, sorunları ortaya çıkıyor. Eğitim, sağlık hizmetleri yetersiz kalabiliyor. Fabrikalar şehir içinde kalabiliyor. Göç alan yerlerde işsizlik ne yapabiliyor? Artabiliyor. Yani iç göç arkadaşlar aslında pek istemediğimiz bir durum. Gelişmiş ülkelerde bu çok daha sınırlı olarak görüyoruz. Daha çok gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu iç göçleri görebiliyoruz. Peki dış göç sonuçlarına bakalım. Dış göçü alan ülke bakımından bazı sonuçları var. Bir de veren ülke bakımından bazı sonuçları var. Örneğin alan ülkelere baktığımız zaman iş gücü otomatikman ucuzluyor. Çünkü çok fazla gelen var. Kültürel zenginlik artıyor arkadaşlar. Farklılıklar birbirleriyle tanışma imkanı olabiliyor. Demografik harcama artar. Şimdi demografik harcama neydi? Geri dönüşümü olmayan yatırım. Yani nüfusa yapılan yatırım artmaya başlar. Kültürel çatışmalar ortaya çıkmaya başlayabilir arkadaşlar. Olumlu olumsuz sonuçlar nitelendirdiğimiz zaman. Peki veren ülkeye baktığımız zaman dış göç, işsizlik azalır. Bu ülke için önemli, güzel, artı. İş gücü kaybı yaşanır. Bakın bu bir olumsuz sonucu aslında. Ama iş gücü kaybı yaşamaya başlıyorsun. Ülke için döviz girdisi oluşmaya başlıyor. Olumlu bir durum. Cinsiyet oranı dengesizleşir arkadaşlar. Bu sonuçta dış göç veren bölgelerde. Evet arkadaşlar, TUNAFEN Eğitim Kurumları olarak bugün göçler ve sonuçlarını işledik beraberce. Umarım derslerinize kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu tatil dediğimiz, daha doğrusu bu olağanüstü durumu fırsata çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman sizlerin yanınızdayız. TUNAFEN ailesi olarak 24 saat bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sınıf koçlarınızdan. Kolay gelsin, iyi çalışmalar arkadaşlar.